Vakfımızın Mali Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Mali Genel Kurulumuza böylesi büyük bir ilginin olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Divan heyeti için tarafımıza gelen teklifi sunuyorum. 25 Kasım 2018 tarihli Zara Vakfı Mali Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığı için Ufuk Rufai Şimşek, Divan Katiplikleri için Süleyman Güneş ve Osman Bahçıvan'ı teklif ediyoruz. Esma Aybike Sarıçiçek, Avukat Aykut Bayrakçı, Yeter Metin. İnşallah hayırlara vesile olacak bir divan ve yönetim kurulu ve genel kurulu gerçekleştireceğiz. Sizlerin de destekleriyle bu işin altından kalkacağımızı umut ediyorum. Bize verilen gündeme göre açılış ve yoklama yapıldıktan sonra inşallah hazirin listemiz tamamdır, değil mi arkadaşlar? Yeterli sayımız var. Divana geçebiliyoruz. Divan heyeti seçildi. Şu an saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması için hepinizi saygı duruşuna ve istiklal marşına davet ediyorum. Korkmak sönmez bu şafak, varda yüzen al sancak. Sönmeden yurdun üstünde tütene son ocak olur. Milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, çetrenin en nazlı hilal. Kahramanlıkın habibine bu şiirde bu cera sana. Olmaz öküler, kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Gündemimizin üçüncü maddesi olarak Vakıf Başkanımız Ednan Şimşek Bey'in açılış konuşmaları için kendilerini davet ediyorum. Sayın Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan Beyefendi, Sayın Müsteşarım Yusuf Büyük abimiz, Sayın Zara Sanayici İş Adamları Başkanım Sedat Coşkun, Sayın Kızılırmak Yöresi Federasyonlar Başkanı Mehmet Bağcı, Sayın Üvey Köyler diyeceğim, Özköyler Dernek Başı Federasyon Başkanımız Halil Oğlak, Sayın Zara Dernekler Federasyonu Başkanımız Canan Aslan, Sayın Şerefiye Dernekler Federasyon Başkanımız Sayın Ahmet Duran Altun ve kıymetli dernek başkanlarım ve sivil toplum örgüt başkanları ve değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler, hepiniz Zara Vakfı Mali Genel Kurulu'na hoş geldiniz. En büyük bizim Zara Vakfımızın kurucuları, onlar bu vakfın mihmandarları, temel taşları ve Zara severler, Zara'ya gönül verenler, hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kendileri buradalar, sağ olsunlar, var olsunlar. Ve buraya Zara Vakfı'na emeği geçen kıymetli başkanlarım, Erhan Ekici Başkanım, Sayın Mehmet Göksal Başkanım, Sayın Ertuğrul Okçuoğlu Başkanım, Naci Bahçiftçi Başkanım, Burhan Bahadur Başkanım ve hepiniz buranın başkanısınız. Her bir üyemiz ilk geldiğimiz günde söylemiştik. Sizler buranın başkanısınız. Beni sağ olun ve yönetimi başkan seçtiniz ama biz kağıt üstünde sizlerle beraber, hep beraber, birlik beraberlik olursak bu vakfı kalkındırırız. Gayesine, amacına ulaştırırız. Vakfın kurucuları tüzüğü yaparlarken Bey Dağı'ndan başlayıp Köse Dağı'ndan, o platodan
köyleriyle beraber hizmet için yola çıkmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün bizler buradayız. Bize teveccüh gösterdiniz. Bizleri seçtiniz yönetim kurulu olarak. Ama ben ilk gün geldiğim zaman şunu söylemiştim. Evet, bizleri seçtiniz. Sağ olun, var olun. Ama hep beraber olursak bu vakfı bir gayesine, amacına, hedefine ulaştırırız. Bunun için de bir yola çıktık. Yola çıkılmıştı ama biz de elimizden gelen katkıyı, hemen hemen bir sene geçti. Ne yaptık? Bugün yöremizin federasyon başkanlarımız var. Federasyonlar 134 tane köy var. Bu köylerin üstünde, kendi yörelerinde hizmet götürüyorlar. Sağ olsunlar, oraların dertlerini dinliyorlar. Onların dertleriyle dertleniyorlar. Onu da Zara Vakfı'nı bir üst şemsiye olarak gördükleri için bizlere aktarıyorlar. Bizler de ne yapabiliriz de bakıyoruz, onlara destek oluyoruz. Her zaman için onların yanındayız. Zara Sanayici İş Adamları, Zara Sanayici İş Adamları ilk kurulduğu günden beri sağ olsun Fethi Aras Başkanı ve Hüseyin Kaplan ve bugün aramızda bulunan Sedat Coşkun Beyefendi, Allah razı olsunlar, memleketimize bir üniversite yaptılar, öğretimi açtılar ve bugün mezunlar alıyoruz. Ve Zara Vakfı olarak birlik beraberlik dedik ama bu birlik beraberlik gerçekten gönlümüzde, kalbimizde. Nasıl ki bir kaymakamımız Mustafa Ayan Beyefendi Zara'da görev yapmış, gönüllere dokunmuş ve bugün hala ben şahsen daha kendisini burada tanıma imkanı buldum. En kısa zamanda da zaten ziyaretine gideceğiz, bizi kabul buyururlarsa. Gönüllere dokunmuş ki iz bırakmış bu insanların içinde. Ne mutlu o insana. İnşallah bizler de o gönüllere iz bırakırız. Ama bu iz bırakmamız için de sizlerin de büyük desteğe ihtiyacımız var. Desteğine ihtiyacımız var. Bizim kurullarımız var. Eğitim komisyonundan tutun, bileşiminden tutun, denetleme kurulundan tutun. Denetleme kuruluna da bu arada çok teşekkür ederim. Kendileri mesai harcıyorlar, hesabımızı, kitabımızı denetler. İnşallah başarılı da çıktık. Bilmiyorum ama inşallah hani bize pek iyi verirler. Vakfın gaye amaçları dedik. Bizden önce bir gelenek var ve vakfın kurucuları tüzeğe de o maddeyi yazdırmışlar. Ne yazdırmışlar? Zara Vakfı burs verir, insan eğitimine destek sunar. Gençlerimizi yetiştirmesi için onlara maddi katkılarda bulunur ve bu tüzükte yazıyor. Yani bizler de Zara Vakfı olarak burs veriyoruz. Geçtiğimiz dönemde 72 kardeşimize burs verdik. Burs verirken de inanın şuna, 250'ye yakın müracaat vardı. Bu müracaatı da bir parantez açayım. Biz geldiğimiz zaman bir burs kriteri oluşturduk. Bunu biz oluşturmadık. Bu işin uzmanları var. Kim var? İlyas Dökmedaş. Sayın hocama da çok teşekkür ederim. Kendilerinden rica ettik. Dedik ki Zara Vakfı'na bir kriter oluşturun ki burs kriteri bir anayasası gibi olsun. Gelen oynamasın, giden oynamasın. Yani bir kağıt parçasını alıp şu evladımıza ver dediği zaman yani biz onu kabul edemeyiz. Bunun bir başı olsun, sonu olsun. Sağ olsun bize kriterleri oluşturdu. O kriterleri Zara Vakfı sosyal medyasında yayınladık. Çocuklarımız o kriterleri doldurdular, gönderdiler. Eğitim komisyonundaki Şükrü Başkanım olsun, Aykut Başkanım ve Ömer Aydınay Başkanım sağ olsunlar. Eğitim komisyonumuz ve ben de yanlarında olmak kaydıyla inanın gecenin vakitlerine kadar tek tek bakıldı. Bir arkadaşımızın baktığı dosyaya öbür arkadaşımız daha sonra baktı. Yani bir arkadaşımız artı veya eksi verdiyse, kendi görüşünü belirttiyse yanındaki arkadaşı görmedi. Sonunda onları toparlayarak 250'den 72 arkadaşa indirdik çünkü bütçemiz oydu. Gönül isterdi ki o 250 arkadaşımıza yardım etmek ama bütçemiz müsait değildi. Değerli başkanlarım, şunu söylemek istiyorum. Bunun Zara'nın tüzüğünde, anayasasında yazan genel, yani mali genel kurul ve genel kurullarda burs buralarda konuşulur, para buralarda toplanır, bütçe buralarda oluşturulur. Bizler hizmetin temsilcileriyiz, sizlerin temsilcileriyiz burada. Sizler buraya yardım edeceksiniz çünkü buranın adı vakıf.
Burası iş adamları derneği değil. Vakfa elinizden gelen katkıyı sunacaksınız ki bu vakıf yükselsin, yücelsin. Benim söyleyecek çok şeyim var. Zaman da daralıyor ama toparlamaya çalışayım. Zara Sanayici iş adamları dedik, Zara Vakfı dedik, Kaykef dedik, Kıykef dedik, Zadef dedik, Özköyler dedik. Bu arkadaşlarımızla beraber Zara için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Misal vereyim size. Musa Başkanım sağ olsun Zara'da Kaz Gölü'nü bilmem hepiniz biliyorsunuzdur. Eymir'in oradadır. Burası bu senenin başında yakıldı. Onunla da yetinilmemiş. Bir de içi de boşaltılmış suyu. Bu Musa Başkan'ın bu konuyu bize getirdiği zaman Zara Sanayici İş Adamları Başkanımız Sedat Bey öncülüğünde ve Zara Vakfı'nda yanında olmak kaydıyla bunların gerekli girişimleri yapılmıştır. Resmi dilekçeler verilmiştir. 3 kere Sivas ziyaretlerimiz olmuştur. Bunun için de çevre bölge müdürümüze çok teşekkür ederim. İl Orman ve Çevre Koruma Müdürümüze de çok duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Kaz Gölü belli bir seviyeye kadar geldi. Biraz sonra zaten Sedat Başkanım da herhalde bu konuya da değinir, daha da açar. Zara Vakfı sizleri elinden geldiği kadar temsil ediyor. Bunun için de zaten yaptıklarımızı biraz sonra arkadaşlarımız burada kendileri çıkar anlatırlar. Ben size şimdiden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun, birliğimizi Allah devam ettirsin derken Sayın Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pala, Zara'ya taş üstüne taş ekleyen ve oraya hizmet veren Mehmet Habip Soluk milletvekilimiz ve bakanımıza, kendilerine, Sivas milletvekillerimize ve bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ahmet Pala Beyefendi bizzat beni arayarak kendilerinin gelemeyeceğini, bakanın ziyareti olduğu için kendileri hepinize selam ve saygılarını sundular. Hepinize afiyet olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Federasyon başkanlarımıza da söz vermek istiyoruz. Özköyler Dernek Federasyonu Dernek Başkanımız Halil Oğlak Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Divan, çok kıymetli Vakıf Başkanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Kaymakamım, çok kıymetli Federasyon Başkanlarım, Köy Dernek Başkanları arkadaşlarım ve sevgili Zaralı kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Evet, Zara Vakfımızın yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Birçok toplantıda da bir araya geliyoruz. Bu çalışmalar güzel çalışmalar. Evet, özlediğimiz tablo bu. Bugün haftanın tatil günü, hepinizin programı var. Zaten konuyla ilgili Sayın Divan Başkanımız, Vakıf Başkanımız ve diğer sivil toplum örgütleri başkanlarımız da konuşacak. Ben bu fırsatı verdiği için Divan Başkanımıza, Vakıf Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi kalbimizin sahibi olan Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Ataşehir Belediyesi İmar Müdürü, Zara Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Kenan Aslan. Zara Vakfı'nın ve özellikle de Adnan abi ve yönetiminin Zara'nın bütün değerlerini, bütün renklerini kucaklayan bu yeni anlayışını bizler de Zara Dernekler Federasyonu olarak önemsiyor ve kıymetle takip ediyoruz. Bu anlamda da Zara Vakfı'nın bütün etkinliklerinde yanında olmaya çalışıyoruz. Ben de bu Mali Genel Kurulu'nun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bağca. Lütfen buyurun. Bu Mali Genel Kurulu'nun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Zara Vakfı malum Zara'nın en eski kuruluşlarından aşağı yukarı. Onun için bugüne kadar hizmet eden, emek veren tüm geçmiş yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, bugünleri getirdiler. Bugün de Adnan abimizin yönetiminde Zara Vakfımız devam ediyor. Tabii ki gün geçtikçe çok şeyler değişiyor. Gün geçtikçe birlik, beraberlik daha da kaynaşma artıyor.
Bu da hepimiz bundan mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Zara Vakfımızın önemini biz her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Yani bütün derneklerin, STK'ların Zara Vakfı doğrultusunda hareket etmesini istiyoruz. Yani tek baş olursa diyoruz, daha verimli, birlikte çalışmalar ortaya çıkar. Zara da bundan çok daha iyi faydalanır, çok daha yararlanır diye düşünüyoruz. Onun için de bugün burada biraz önce de Cenan Bey'in bahsettiği gibi hakikaten herkesin katıldığı bir Mali Genel Kurul. Bu da hakikaten onur verici. Onun için herkese ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Mehmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Şimdi Karabel Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Kılıç Beyefendi'yi davet ediyorum. Karabel Yöresi Dernekler Federasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mali Genel Kurulu'nda ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Birlik beraberliğimizin tabii geçmişten bugüne her platformda konuşurken çok önemsiyoruz. Biz Karabel bölgesi olarak da gerçekten bugün burada Zara'da kaymakamlık yapmış çok değerli Mustafa Ayhan Bey'i duyup görmekten onur ve gurur duyduk, heyecanlandık. Gerçekten 4 kaymakam öncesi Zara'da yapmış olduğu görevi döneminde biz kendilerle birlikte federasyon olarak da yine Zara'ya çok ciddi katkı sunmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık, taşın altına elimizi koyduk. Kendisi hakikaten iz bıraktı. Biz kendisini çok seviyorduk, hep de takip ediyorduk. Şimdi adalara yakın gelmiş. İnşallah bundan sonra biz Zara'da kendisinin yanında olacağımız şekliyle ziyaretlerinde yanında olacağız diye düşünüyorum. Ben Zara'nın birlik beraberliğini gerçekten çok önemsiyorum. Biz bölge olarak da önemsiyoruz. Şu anda diğer konuşmacı arkadaşlarımızın vurguladığı gibi Zara'da STK'larla birlikte birlik beraberlik çok iyi bir şekilde pekişti. Bunun da harcını Zara Vakfı ve Zara Sanayici iş adamlarının oluşturarak bizleri bütünleştirmesi, bir arada tutmasından biz çok mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bu Zararlılar Vakfı'nın birlik beraberliğe vermiş olduğu öneme biz katkı sunmaktan da mutluyuz. Tekrar Mali Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şerefiye Dernekler Federasyonu Başkanı sevgili hocam Ahmet Turan Altun Beyefendi'yi davet ediyorum. Zararlılar Vakfı'nın Mali Genel Kurulu'nda bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün pazar tatil günü sıcacık evlerimizden kalkarak ailemizle birlikte kahvaltı etmeyi bırakarak sırf Zara sevdasıyla bugün Zaralar Vakfı'nın ev sahipliğinde burada bulunmaktayız. Zaralar Vakfı kalkındırma ve yardımlaşma vakfı olarak nitelendirmekle birlikte Sayın Başkanımız Adnan Şimşek'in ifade ettiği gibi önceliği olmazsa olmazı eğitim ve kültür alanında Zara'ya, Zaralara hizmet etmek. Çünkü insana yapılan yatırımın gelecekte artı değer olarak bize geri dönüş yapacağına inanıyoruz. Bütün bu önceliğinin yanında son dönemlerde Zararlılar Vakfı'nın yapmış olduğu önemli hizmetlerden bir tanesi de bana göre Sayın Ceren Aslan'ın, Sayın Mehmet Bağcan'ın, Halil Oğlan'ın ve Sayın Kemal Kılıç'ın ifade ettiği gibi Zara'yı bütün renkleriyle bir çatı altında birleştirmesi, toplaması. Çünkü Zara Türkiye'nin küçültülmüşü, Zara Sivas'ın küçültülmüşü, bütün renkleriyle Zaralılar Vakfı 5 Federasyon Zara Sanayici İş Adamları Derneği ile birlikte bir çatı örgüt oluşturdu. Ve inşallah bundan sonra umuyorum hizmetleri ilçemizin gelişimine katkı sunacak. Hizmetleri geçmişten gelen kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şu anda Sivas Sanayici İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı, eski Zara Vakfı Başkanımız Avukat Erhan İkili Beyefendi'yi konuşmalar için davet ediyorum. Şu toplantı salonuna baktığımız zamanlarda tabii vakfımızın eski yıllardaki genel kurullarını hatırlayınca tabii bu sayfadan ulaşmak mümkün olmuyordu. Hemşehrilerimizin ilgi ve alakasını
normalde Sivrton bölgelerinde ki bilhassa yerel olan, yöresel olan Sivrton bölgelerinde azalma gösterirken burada bayağı bir katılımla Zara Vakfı'na ilgili olması eski Zara Vakfı Başkanı olarak beni çok memnun etti. Tabii ki bu kalabalığı, bu katılımı umarım Zara Vakfı'mıza destek olarak da sonuç vermesini temenni eden saygılar sunarım. Sayın Doktor Burhan Bağatür Beyefendi, konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim. Bu vakfın bir dönem başkanlığını yapmış olmanın gururu içerisindeyim. Ve görüyorum ki hayli yol alınmış ve iyi bir yolda devam etmekte. Bizlerin görevi bu yönetime ve başkanına sahip çıkmak ve desteklemektir. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Naci Başçiftçi Beyefendi'yi davet ediyorum. Şu anda bakıyorum oturacak yer yok. Gerçekten özellikle son bir yılda uzaktan takip ettiğim kadarıyla bu federasyonların oluşumunun Zara Vakfı ve ortak hareket etti be duygusuna çok büyük bir katkısı olduğunu görüyorum. Uzun bir zaman geçtikten sonra gerçekten 20-30 yıl önceki heyecanı burada katılımcılarda da gördüm. Bu bir fırsat. Gerçekten hem son bir yıl içerisindeki bu federasyonla çalışmasının her ne kadar bazı arkadaşlar buna karşı çıksa da ben yürekten destekliyorum ve bunun bizi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Çünkü konuşmacılar, federasyon yöneticileri de bunu açıkladılar. Gerçekten hepsi iyi niyetli, hepsi ortak hareket etmenin bilincine inanmış gördüm. Hepimiz şunu biliyoruz, İstanbul'da çok yoğun bir nüfus var Sivaslı olarak, aynı şekilde Zaralı olarak. Ama bunu hiçbir zaman o nüfusa paralel bir şekilde ekonomik anlamda, siyasi anlamda harekete geçiremedik. İnşallah bu oluşumların ilk genel yapılacak belediye seçimlerinde ve bundan sonra şu veya bu şekilde ekonomik olarak hem İstanbul'daki zararlara hem de Zara'ya yansımasını bekliyorum. Yani buradaki konuşmalar hayata geçmeli. Burada 5 federasyon başkanı, Zara vakıf başkanı, Zasiyat başkanı hepsinin de iyi niyetlerinden eminim. Ama bu yeter denmemeli. Bu çalışmalar şuraya bu şekilde daha da hızlanarak devam etmeli. Ben bir yıl sonraki genel kurulda umuyorum şunu diyebilmeliyiz. Bir yıl evvel konuşulmuştu. Bakın son bir yılda bu oluşumun şu katkılarını gördük. Ben bu noktaya gelebileceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi bir Zaralı. Zara'da herkesi tanıyan, gençleri de tanıyan, yaşlıları da tanıyan, Zara'yı iyi bilen eski vakıf başkanımız Mehmet Köksal Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere davet. Görüyorum ki Zara Vakfı gün geçtikçe yol alıyor, ileri gidiyor. Zara için yaptığı işler ve yapacağı işlerle de gurur duyuyorum. Demin Zara Vakfı başkanlarını geçmişte sayarken çok değerli abimiz, büyüğümüz Doktor Namık Kemal Kurt ve İlhan Kara İbrahimoğlu abimizi unuttuk galiba. Onlar da bizim eski kuruculardan, abilerimizden, Allah uzun ömür versin ikisine de. Ben yalnız federasyonlar, vakıf, zararlı iş adamları değil, yeni oluşumlar da başladı. Sevindirici bir haber. Mesela 73 Zara Lisesi mezunları, ilk mezunları diye bir grup var. Benim de içinde olduğum bir grup. Faydalı, kendi aralarında çalışma yapıyorlar, yapıyoruz. Sonra Yusuf büyük kardeşimizin de içinde olduğu 79 mezunları var. 80 mezunları diye bir grup var. Bunlar kendi çapında çok faydalı işler yapıyorlar. Kendi aralarında toplanıyorlar. Bunların da Zara Vakfı ile ilgili geçen gün toplantı yaptılar. Biz de davet ettiler. Ablam başkanımla gittik. Bayağı da yoğunlardı, kalabalıklardı. Çok da memnun olduk. Zara Vakfı demek ki doğru yolda. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.
3 Aralık 2017 tarihinde yapılan genel kurulda Zara Vakfı Yönetim Kurulu olarak seçilmiş olmakla birlikte seçildiğimiz tarihten bugüne kadar yürütmüş olduğumuz faaliyetlerle ilişkin rapor şu şekildedir. Genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda tüzük gereği gerekli seçimler yapıldı. Başkanlığa Adnan Şimşek, Başkan Vekilliğine Eyüp Bayrak, Genel Sekreterliğe Avukat Aykut Bayrakçı, Muhasip Üyeliğe Sührap Çimen seçildi ve iş bölümü yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Akçı ile yemekli toplantıda bir araya gelindi, çeşitli istişarelerde bulunuldu ve vakfımıza destek sözü alındı. Vakıf Yönetim Kurulumuz Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Sivas Milletvekilimiz Sayın Mehmet Habip Soluk'la kahvaltılı toplantıda bir araya gelindi ve çeşitli istişarelerde bulunuldu. Yine bu ziyaretler kapsamında Sivas Milletvekillerimiz Sayın Ali Akyıldız, Sayın Hilmi Bilgin ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Yusuf Büyük makamlarında ziyaret edildi. Denetim Kurulu faaliyet raporunu, denetleme raporunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Osman Nuri Özkan, bir selamlama konuşması yapar mısınız? Öncelikle tüm zararları ve temsilcilerini buradan görmekten son derece mutluyum. Biz kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Önce şunu da hatırlatayım, bizim de genel kurulumuz var. Onun için konuşmamızı kısa tutacağız. Saat 1'de başlıyor ancak gideriz diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Adnan Başkanımla biz müteahhit defalar birlikte oluyoruz. Yani bizi davet etsinler, etmesinler. Her türlü toplantıya katılmaya gayret gösteriyoruz. Ben de yani 40 yıllık bir zabıta memuru olarak başladığım görevde şu anda Beşiktaş'ta zabıta müdürüyüm. Hep bütün zararları ve emirleri olursa yerine getirmeye hazırım. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zaralı Sanayici İş Adamları Derneği Başkanım Sayın Sedat Hoşkun'u selamlama konuşmaları için davet ediyorum. Mali Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben Adnan abi diyeceğim. Adnan abiyle yaklaşık 10 yıldır Zasiyat'ta yöneticilik yapıyoruz. Çok güzel, büyük işler yaptık. Önemli işler başardık. Dolayısıyla kendisinin Zara'ya çok şeyler katacağını biliyorum bundan sonrası içinde. Zara için de büyük bir fırsattır bu. Kendisinin engin tecrübesi ve bilge kişiliği ve yönetim kuruluyla beraber Zara'yı çok daha iyi bir yere götüreceğine eminim. Ben müsaadenizle birazcık bu burs konusuna değinmek istiyorum. Buradaki abilerimizle beraber birçoğumuz bu tezgahtan geçtik yani. Öğretim gördük. Üniversitede okuduk. Zor şartlarda okuduk. Eskiden böyle üniversite kazanmak kolay değildi. Mühendislik okumak vesaire kolay değildi. Burada Burhan Bey var. Doktorumuz. O daha da iyi bilir. Zamanında okumak kolaydı. Şimdi çok kolay. Parayı verin. İstediğiniz okula giriyorsunuz neredeyse. Ben şahsen paralı eğitime karşıyım. Yani devlet varsa bu hizmeti, bu görevini bilabede vatandaşına sağlamakla mükelleftir. Bu ayrı bir konu. Şimdi ben bir de şunu tespit ettim son zamanlarda. Özellikle Zara Vakfı'nın bu burs konusuyla çok enerji sarf ettiğini düşünüyorum. Çünkü sadece ve sadece öğrencilere burs vermekle öğrencilerimizi de bir yere getiremeyiz. Zaman değişiyor. Burada çok kıymetli bir başkanımız var. Adnan abinin engin tecrübeleriyle bu çocuklara daha başka şeyler de kazandırılabilir. Seminerler düzenlenebilir. Çocukların kapasiteleri burada ölçülebilir. Aynı zamanda dünya değişiyor, teknoloji değişiyor. Endüstri 4.0 diye bir devrim kapımızda. Dolayısıyla bildiğimiz manadaki mesleklerin de zamanla yok olma tehlikesi de var. Bunları da değerlendirmemiz lazım. Okuduk dedik. Yani ben öyle zor şartlarda okuyan arkadaşlar gördüm ki inan cebinde çay parası olmayan arkadaşlarımız vardı. Çay içmeye indiğimizde arkadaşlarımız ortadan kayboluyordu. Çünkü çay içmeye paraları yoktu ve
bizler ısmarlamayalım diye kayboluyorlar. Böylesine gururlu gençler de vardı. Dolayısıyla yani ihtiyaçları olan arkadaşlarımız her zaman olacak. Bu çocuklara belki zamanla balık tutmayı da öğretmek lazım, balık vermek yerine. O da inşallah ilerleyen zamanlarda olur. Ben tabii yine burada bir başlangıç olsun diye Zasiyat adına bu öğrencilerimize burslarını karşılamak için bir 10.000 TL bağışta bulunuyoruz. Bunu birazcık daha çeşitlendirmek lazım. Bunun için de bütçeyi arttırmak gerekiyor. Bütçeyi arttırmak da, çünkü bakıyorum bütçeler de biraz düşük, arttıralım. Öğrencilerimize burstan ziyade daha başka katkılar sağlayacak programları da inşallah gerçekleştiririz. Buradan Abdullah Polat abimiz, ağamız da oradan bir 5 uzattı. Bir 5.000 lira da kendisi o zengin gönlünden bağışlıyor. Sağ olsun. Ben üretimin de atası nedir? Nereden başlar? Topraktan başlar. Bizim de tekrar oraya dönmemiz lazım. Orada yerlerimiz var, tarlalarımız boşa yatıyor. Köylülerimiz tembelleşmiş. Ne yazık ki geliyor Zara'da işte o bildiğimiz yerlerden alışveriş yapıyorlar. Onun yerine 2 tane hayvan yetiştirmekten imtina ediyorlar. Tarlalar boş yatıyor. Beyaz unun kölesi olmuşuz. Biz de dedik bir farkındalık oluşturalım. Yöremize ait bir tohumu bulduk. Yani bu çiftçiliğe soyunduk açıkçası. Diyeceksiniz ki üzerinize vazife mi, ama biz önemsedik bir konuyu. Ve bu tohumları bulduk, çoğalttık. Bu yöreye özgü, genetiğiyle oynanmamış bir tohum çeşidi. Arttırdık bunu. İnşallah daha da yaygınlaşacak. Bu sene belki 200 dönüme kadar çıkacak. Evet, sembolik bir şey belki. İğneyle kuyu kazıyoruz ama inşallah köylülerimiz de buna sahip çıkacak. Bunun dışında tabii ki Zasiyat'ın daha değişik faaliyetleri de var ama onu da yeri geldiği zaman ifade ederim. Çok teşekkür ediyorum Naci abi. Sağ olun. Benim bir sözüm var. Bir yerde hep söylüyorum, kullanıyorum. Geçen seneki toplantıda burada bir çoğunuz vardınız. İşte bir insanların gönlünün istekleri var. Bir de hayatın gerçekleri var. Gönlümüzün isteği istiyor ki hepimiz en iyi yerlerde olalım. İşte burada parmak kaldırıp bir şeyler verelim, vaat edelim. Ama buradan gittikten sonra hayatın gerçekleriyle yüzleşince o vaatleri unutuyoruz. Benim önüme bir liste geldi demin. Geçen sene 35 kişi biz de burs verelim demişler. İyi niyetleriyle demişler bunu tabii ki de, ama hayatın gerçeğine baktığında bunlardan sadece 12-13 tanesi burslarını vermiş. Diğer arkadaşlarım, ben eminim ki ihmallerinden dolayı, yoksa hiçbirinin art niyeti yok, ama zararlılar eğitim, kültür ve yardımlaşma vakfı, yani önceliği eğitimde olan bir vakıf. Ama bu eğitimde Adnan Bey az evvel biz divana başlamadan hemen söyledi, 4 ay geriden gidiyormuşuz geçen seneki sözlerimizde. Yani eksiyle gidiyoruz. Eksiyle giden talebelerden, yani onlara sen 4 ay yemek yeme demek bizim ayıbımız olsa gerek. Sağ olsun Sedat Başkan'ın kapıyı açtı. Her zaman yapıyor zaten. Ağam da devam ediyor. Aynı dertten muzdarip olduğunu bildiğim, daha önceleri çok fazla yardımlarını aldığım, ama o da biraz derdini bize anlatsın. Belki derdini paylaşırken yardımlarını da paylaşır. Sivas Hizmet Vakfı Başkanı Tayfun Çataltepe'yi hem eğitim konusunda hem burs konusunda bizi desteklesin diye davet ediyorum. Buyurun Tayfun Bey. Bu salonda gördüğümüz birlik beraberliğin tüm Sivas'a örnek olmasını diliyorum. İnanın tüm gönlümden çok dilediğim şey şu bizim zararlıların birlikteliğinin tüm Sivas'a yayılması. İnşallah olacak. Burs konusu dendi. Eğitim olmazsa olmaz. Demin Sayın Başkanım da anlattı. Üretim dedi. Üretim de eğitim görmüş insanların yönlendirmesiyle oluyor. Başka türlü olmuyor. İstanbul'da başkanlığını yaptığımız Sivas Hizmet Vakfı geçen sene 2000 öğrenciyi burs vermek üzere bir proje başlattı. Tabii Sivas Hizmet Vakfı'nın kurumsal yapısı farklı. Sayın Valimiz, kaymakamlarımızın hepsinin desteğiyle bunu gerçekleştirebildik. Ama şunu da biliyorum ki özellikle biz Zaralılar ve Sivaslılar şöyle veya böyle ihtiyaç sahibi öğrenci gelince hepimiz bir ucundan tutuyoruz. Şahsi olarak yardımcı oluyoruz. Ama bunların kurumsallaşması, yani bizim şahsi çabalarımızın
organize bir şekilde yürümesi her şeyden daha önemli. Zara Vakfı'nın başlatmış olduğu kurumsallaşmış, demin de prosedürlerini anlattıkları burs programının önemi burada başlıyor zaten. Cebinizden zaten veriyorsanız bunu, ki eminim veriyorsunuz, bunu vakıf üzerinden yapın. Çünkü böylece o paranın çarçur olmadığını, doğru öğrencilere, doğru yerlere gittiğinden emin olacaksınız. Bunun önemini ne kadar anlatsak azdır. Ben de bu vesileyle Zara Vakfı'nın da geçmişte yönetim kurulu üyeliğini yapmış birisi olarak ben de o zaman ismimi yazın diyorum. Bu seneki program için. Ve sizlerden de aynı desteği bekliyorum. Ben de baktığımızda 1.000 lira bağışta bulunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Cana Vekili adına 1.000 TL vakfımıza katkı bulunuyorlar. Teşekkür ediyoruz. Taşköze Dernek Başkanı Nurten Yılmaz. 500 TL katkıda bulunacağız. Zaten dernek olarak öğrenci okutuyoruz burslu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mine Kaş, Zara Berkes. 1 TL'yi de ben alıyorum. Teşekkür ediyoruz Mine Hanım. Evet, Fevzi Bayrak. Zara'mıza hayırlı uğurlu olsun bu genel kurulumuz. 5 tane de ben veriyorum. Evet, Fevzi Bayrak'a da teşekkür ediyoruz. Bu denetleme görevimizden dolayı hesapları incelediğimizde gerçekten vaat edilenlerin yerine getirilmediği gibi aidatların da ödenmediği, bu nedenle bütçenin gerçekten çok düşük olduğu gözlemleştir. Ben burada var mı yok mu bilmiyorum ama emekli bir memur, bir abimiz, bir kardeşimiz Yaşar Taylan hocama şahsında çok teşekkür ediyorum. Çünkü baktığımda orada hesaplarda bila istisnasız her ay eksiksiz hem aidatını hem de burs bedelini yatırmış. Ben de naçizane bir emekli memur olarak bir burs da vermeyi istiyorum. Saygılar. Ahmet Turan Okur, bir bursa ben veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Adnan Dökmeteş, bir bursa benden. Ben Yeni Dünya Vakfı'nda takvim 1500 öğrenci burs veriyoruz. Yani bu sosyal hizmetler devam ettiriyoruz. Burs halinden. Ben de bir zararlı hemşehrimiz olarak Atalan Köyü Dernek Başkanı Mustafa Akçay 5.000 lira da inşallah ben vakfımıza aktaracağım. Hayırlı olsun inşallah. Zara Korkut Köyü Dernek Başkanı, biz inşallah 14 tane öğrenciye şu anda burs veriyoruz. Zara Vakfı'na da 1.000 TL bağışta bulunuyoruz. Korkut Köyü Dernek Başkanı. Teşekkür ederiz. Murat Kayalı, bir bursa ben yardımcı olmak istiyorum. Sağ olsun Korkut Köyü geldi. 1.000 lira dedi de baba çıksın 600 daha koy bari bir öğrenci olsun. Öyle değil mi başkanım? Diğer kardeşim doğru diyorsun. 1600 yap da bir şey olsun. Burs tamam. Tamamlansın, yarım tamam. Olmasın. Mustafa kardeşim 1600 yapıyor. Getirdi şimdi mikrofonu verdi bize. Dedi peki. Sivas Sarı Çaylı Köyü ayıp olur o zaman. Bir de bursa bize yazsınlar tamam. Bari de. Teşekkürler diyeceğim. Bir tane bizim köye. Sağ ol. Sağ ol arkadaş. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, şimdi burs konusu 8 ay olayı bir kere bana ters geliyor. Niye 10 ay burs olması lazım? 8 aya niye bu burs olayı bir kere düşürülüyor? Biz de yıllardır burs veriyoruz. Hep 10 ay üzerinden verdik bursları. Yani okulların süresi 8 ay değil. Bunu bir kere 10. odaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Biz KİDEF olarak 35 öğrencimize burs veriyoruz. Geçen sene yine ben vakfa aynı şekilde 3 burs vermiştik. Geride kalmayalım dedik. Vakfımız madeni ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sene de yine ben 2 burs daha vereyim. Vakfımıza öyle bir katkımız olsun. Fakat biz bursları aylık 200 liradan 10 ay üzerinden veriyoruz. Bunu da herkesin de bu şekilde vermesini temenni ediyorum. Başka söyleyecek sözüm yok. Teşekkür ediyorum. Nasır köy olarak bir bursla bir veriyoruz. Teşekkür ederiz. Eğitimin duayeni Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Yusuf Büyükbeyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere davet ediyor. Ben her daim Zara Vakfı'nı bir ağacın köklerine benzetiyorum. Dalları ne kadar çok olursa kökler de o kadar
güçlü olur. Bu yüzden diğer STK'ların da Zara Vakfı'nın çatısı altında hizmetlerine devam etmesinden mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi Zara Vakfı bir çatı örgütü olduğu için Zara'yı derleyen, toparlayan, birlik ve beraberliği sağlayan önemli bir etkendir. Bu yüzden Adnan Başkan'a ve bundan önce görev yapan tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Tabi burada ben yok, biz varız. Zara Vakfı'nın güçlü olması, Zara'nın güçlü olması anlamına geliyor. Ve ben katıldığım tüm toplantılarda şunu da söylüyorum. Zaralılar, İstanbul'daki Zaralılar çocuklarını her yaz mutlaka Zara'ya götürmenin, Zara'yı tanıtmanın bir yolunu bulmalılar. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Biraz zorla oluyordu ama bundan böyle her yıl birlikte gidiyoruz. 15-20 günü Zara'da geçirmenin gayret içerisinde oluyoruz. Bu yüzden yeni yetişen neslin Zara'nın örf, adet, kültür ve geleneklerini öğrenmesi açısından da Zara'yı bir iş turizm canlanması olarak da ziyaret etmekte fayda var diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ama bugün çok kalabalık, çok geniş bir perspektifte bir toplantıya şahit olduğumda belirtmek istiyorum. Bu anlamda sevgili Zara Vakfımızın yönetimini Adnan Bey'in şahsında tebrik ediyorum. Zara'mızın böyle birliktelikleri ihtiyacı var. Bu anlamda Zara Vakfımızın bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Teşekkürler Süleyman kardeşim. Türk Telekom Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Recep Bölükbaşı kardeşimizle bir selamlama konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Sayın Zaralı kardeşlerim, niye zararlı kardeşlerim diyorum? Burada protokolün olmadığı bir yerde bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimiz zararlıyız. O yüzden kardeşlerim diyorum. Çünkü burada protokol olmaması lazım. Çünkü birçok yerde protokolda bulunuyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ve şu an ben burada konuşmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü hepimiz zararlıyız. Zaraya sahip çıkmamız lazım. Adnan abimin dediği gibi sözde değil, özde olarak Zara'ya sahip çıkmamız lazım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu programda katıldığınız için. Bir şey düzeltmek istiyorum. Türk Telekom Çalışanlar Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda da İstanbul Şube Başkanıyım. Çünkü Sultan Gazi Sivaslar olarak kendi bütçemizde 20 tane veriyoruz. Seneden 250 TL'den. Türk Telekom Çalışanlar olarak da Telekom'da çalışan arkadaşlara 100 tane burs veriyoruz. Buraya da 2 tane gönlümüzden katılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Mustafa Ayhan Beyefendi'yi selamlama konuşmaları için davet ediyorum. Sevgili Zaralı hemşerilerim, sevgili Zaralı dostlarım. Benim için de ayrı bir heyecan. İlhan Bey dün aradığında yarın Zaralılar Vakfı'nın, Zara Vakfı'nın kongresi var. Ona katılır mısınız dediğinde seçimli mi diye sordum. Yok dedi, mali kongre dedi. Dolayısıyla seçimli olmayınca da dostları burada görebileceğimi düşünerek beraber sözleştik. Bugün de buradayız. Sadece Zara Vakfı temsilcileri değil, derneklerimizin, federasyonlarımızın da çok kıymetli başkan ve yöneticilerini de burada görmek benim için ayrıca sürpriz oldu. Sizleri birçoğumuzla zaman zaman görüşme fırsatımız oluyor. Bir araya gelebiliyoruz ama toplu halde de burada tekrar görmek benim için ayrı bir heyecan. Beni 18 yıl gerisine götürdü. Zara'da 18 yıl önce kaymakam olarak başlamıştık. Göreve başladığımızda da ben Zara'da bir iddiamız vardı. Zara sadece 134 köyüyle Zara'nın sınırları içerisinde yaşayan kişilerden oluşmuyor. İstanbul'da 270 bin kişiyle dünyanın her tarafında olan 400 bin kişiyle bir Zara var demiştim. Ve o iddiamızın üzerine sizlerle birlikte bazı şeyler yapma fırsatımız olduk. Ve sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın Zara'ya olan ilgisini ve alakasını, memlekete olan özlemini biz Zara'mıza döndürerek güzel hizmetleri birlikte sizlere yapmaya çalıştık. Ne mutlu emeği geçen herkese, Allah razı olsun. Adalar Kaymakam olarak buradayım. Bir emriniz, bir isteğiniz olursa sizin bir hemşeriniz olarak her zaman yanındayım. Karınca kararınca, gücüm ölçüsünde, bilgim ölçüsünde, enerjim ölçüsünde yine Zara'ya hizmet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağım. Hepinizi bu vesileyle zamanınızı fazlarmadan saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.
Sayın Kaymakamım, öncelikle bizleri mutlu ettiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de Zarar Vakfı'na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Zaman çok çabuk geçiyor gerçekten, sanki dünmüş gibi. Ama burada eski dostları, o zaman beraber çalıştığımız, beraber Zara'mıza hizmet ettiğimiz arkadaşlarımız görünce yıllar geriye çok hızlı şekilde sarıldı. Ne mutlu bizlere, buralarda sizleri görmek benim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Yani en genç olarak ben konuşayım o zaman. Evet, İlan abi var. İlan abi, maşallahı var İlan abinin. Şimdi eski dostları gördükçe mutluluğumuz bir kat daha artıyor. Hele ki Mustafa Ayhan denince Zara ile sembolleşmiş. İnşallah onu zaten İstanbul'a vali olarak görmek istiyoruz. Olacak da inşallah. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla Zara'yı çok onurlandırdı. Zara'da büyük işler yaptı. Şu anda da geldi içimizde bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Evet, İlan abi. Tabii sağ olsun geldi. Gerçekten Zara'da kaymakamlık yaptı tek cümleyle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hocam, evet, estağfurullah. Sayın Kaymakamım Mustafa Ayhan Beyefendi'nin Zara'ya katkıları abilerim de ifade ettiği gibi inkar edilemeyecek seviyede. O dönem yönetimde de olduğum için çok yakinen takip ettik, biliyoruz. Güzel destekleri, güzel katkıları ile Zara'da çok büyük faydalar sağlandı. Zara Mustafa Bey gibi kaymakamı her zaman özlüyor. İnşallah Mehmet abimin dileğine katılıyorum. İstanbul'da vali olarak da görmek istiyoruz Sayın Kaymakamımızı. Allah yolunu açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum yeni görevi de. Adalar, İstanbul Adalar Kaymakamı oldu. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Kaymakam, ne güzel. Benim için de büyük mutluluk oldu. Evet, sizlere de teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyen zararlara da selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz de Zararlı Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Mali Genel Kurulumuzda çok değerli dostlarımızla birlikteydik. Sayın Şimşek, gerçekten de güzel çalışmalar var. Bu çalışmanın bir nevi içindesiniz, tam içindesiniz yani. Estağfurullah, elimizin, gücümüzün yettiği kadar adı Sivas geçince, Zara geçince her zaman için içindeyiz de, yanındayız da, yüreğimiz orada. Bugün Zara Vakfı'nın dediğiniz gibi Mali Genel Kurulu vardı. Bugün karne alma günümüzdü bizim. Sınıfı geçtik mi geçmedik mi? Herhalde geçtik. Çünkü insanların oylamasıyla bunu geçtik. Ha, yapacaklarımız zaten sağ olun baştan beri TV58 ailesi olarak Osman başta sen olmak üzere. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunu başından sonuna kadar izlediniz. Teveccüh gösteriyorlar. Birlikteliğin olduğu yerde insanlar zaten kaçmaz, kalbini koyarlar. Çünkü memleket sevdası, kaç milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Buradan memleket hasreti çekiliyor. Buralar birlik beraberlik. Birlik beraberlik denince de bunun zaten temelleri Zara Vakfı zamanında atmış. Bugün 134 tane köyüyle beraber kucaklamış. Bugün federasyonlarıyla beraber çalışmaları var, federasyonun takdire şayan. Her federasyon kendi yöresinin dertlerini dinliyor, dertleniyorlar. Zara Vakfı olarak da biz de elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz. Milli değerleri kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Bu da bir milli değerdir yani. O yöremize ait her türlü ürün bizim değerimizdir. Onu unuttuğumuz zaman değerlerimizden uzaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla evet, onlara sahip çıkmak lazım ki bunlardan bir tanesi de o yöreye özgü tohumlardır. Onu söyledi herhalde Adnan abi. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Zararlı Vakfımızın Mali Genel Kurulu'ndaydık. Mali Genel Kurulu'na hazırlayan Zararlı Vakfı Başkanı ve nezdinde tüm yönetimine teşekkür ediyoruz.